Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın ilk 100 gününü değerlendirdi. İktidarın seçimden önce verdiği sözleri tutmadığını belirtti. İlk 100 gün koca bir hiçle geçti dedi. Vizyonumuz işte bizim seçim beyannamemiz. İktidar seçim öncesi birçok vaatte bulundu. İlk 100 günde ne yapacaklarını anlattı, o istedi. Ancak bir kez daha verdiği sözleri tutmadı. Tutulmayan o sözleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazdı. Ve o hakka sahip çıkmak benim namus borcumdur. Kılıçdaroğlu sözler tutulmadı başlığıyla Sözcü'ye yazdığı yazıda seçim sonrasını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan'ı laf kalabalığıyla siyaset yapmakla suçladı. Meclisin tatilde olduğunu da hatırlatarak ilk 100 gün koca bir hiçle geçti dedi. Mülakatı kaldırarak. Mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik. Erdoğan seçimden önce mülakatı kaldıracağız dese de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu uygulamadan geri dönülmeyeceğini açıkladı. CHP lideri hükümetin torpil ve adam kayırmaya devam edeceğini söyledi. Unutulan diğer sözleri sıraladı. Memurlara 3600 ek gösterge sözü yıllardır olduğu gibi yine unutuldu. Öğrencilere ücretsiz internet verilmedi. Yeni evleneceklere evlilik kredisi verilmedi. Evli hanımlara emeklilik hakkı verilmedi. Bağkur'da emeklilik 7200 güne indirilecekti, indirilmedi. Gençlere cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti sözü tutulmadı. Tutulmayan sözler karşısında ağırlaşan hayat şartlarına dikkat çekti Kılıçdaroğlu. 20 yıllık saray iktidarı Türkiye gibi üreten bir ülkeyi bulduğu borca sevinen, hayatını da borçla idame eden bir memlekete çevirdi dedi. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir iktidarın elinden de ancak bu gelir ifadelerini kullandı. İşte bizim Türkiye yüzyılı vizyonumuz.